Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel kirpikli modelimizi çalışacağız. Modelimizi yeleklerimizde, hırkalarımızda, battaniye modellerimizde rahatlıkla kullanabiliriz. Nerede kullanmak istiyorsak dilerseniz incili, dilerseniz incisi sade olarak bu kirpikli modelimizi çalışabiliriz. Modelimiz sık iğne ve e, trabzandan oluşmakta. Bu gördüğümüz kısım e, ikili trabzan aslında yalnız ilmeğimizi uzun uzun çekerek e, bu görmüş olduğumuz şekli veriyoruz. Şimdi hemen modelimizi örmeye başlayalım. Şöyle kenara koymak istiyorum. Tıpkı burada başladığım gibi zincir üzerine başlayalım. Tabii e, biz iki tane model üzerine çalıştık. Sizler e, öreceğimiz model hangi büyüklükte ise o ölçüde çalışmanızı yaparsanız çok daha iyi olur ayarlamalarımız ona göre olur şimdi modelimizi anlatmaya başladığımızda sayılarımızı aldıktan sonra e, gayet rahat ayarlamalarımızı yapabileceğimiz güzel bir model çalışması şimdi sarıda zinciri çekiyorum şöyle gelişi güzel çektim Fazla olursa arkadan sökerim. Çünkü konuşurken saymadım. Şimdi e, bu kadar zincirimi çektim. Yeterli olacaktır. İki model üzerine çalışmak istiyorum. Burada çalışmış olduğum gibi. Şimdi zincirimizi çektikten sonra modelimiz sık iğnelerden oluşan bir modelde hemen sık iğne ile örmeye başlıyoruz. Bakın bir tane zincirim var. ikinci zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum bir sık iğne hemen yanına ikinci bir sık iğnemi örüyorum iki tane sık iğne kenarda Modelimize şöyle bakacak olursak bakınız iki sık iğne kenarda burada gördüğümüz trabzanımızı öreceğiz. Şimdi iki sık iğne ortada ve yine iki sık iğne modelimizin devam edeceğini düşünürsek yine ortada. Yani modelimiz bu kadarla bitmeyeceği için ikişer sık iğne aralıklarla modelimiz akışını sürdürecek. Şimdi tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Sayarak yapıyoruz modelimizi. 1- 2 3 4 5 5 tane zincirimi saydım ve 6. zincir yuvasının içerisine bir defa başını dolamış olduğum tığımı giriyorum. Buradaki zincir değil de modelimizin lastik kısmı bile olursa 6. trabzan üzerine modelimizi kuruyoruz. Bir tane başını doladım ve 6. zincirimin içerisindeyim zincirimin içerisinden çıkıyorum şu şekilde uzatıyorum bakınız uzun bir e, trabzan şeklinde alıyorum kirpik yapacağımız için bir defa çektim ikinci kez çekerek kapadım ikili trabzanımızı tığımın başını doluyorum aynı yuvanın içerisine girerek yine uzatıyorum bakınız aynı ölçüde bir defa uzattım trabzanımı örüyorum ve ikinci kez kapatıyorum Üçüncü kez başını dolayarak aynı yere girerek uzatıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. 3 tane trabzanımızı ördüm. Toplamda 11 tane trabzan olana kadar bu şekilde örüyoruz. Kepiklerimizi oluşturuyoruz. Bakınız 4 tekrar 5 6 uzatıyorum 7 8 9 10 ve 11. trabzanımı da uzatarak aldım kapadım ve bir tane zincirle kapatıyorum şimdi modelime uzaklaşmadan hemen bakmak istiyorum bakınız kirpiklerim ne kadar hoş görülmekte 2 tane sık iğne ile başladım 11 tane ikili trabzanın böyle uzatarak kirpik şeklinde görünmesini sağladım ve 11. trabzanımı bir tane zincirle kapadım ve tekrar tığımı takıyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4, 5. 5 tane atlıyorum. 6. zincir yuvamın içerisine gelerek batıyorum. 6.ya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnemin yanına hemen ikinci bir sık iğnemi ilave ediyorum. Bir tane yaptık bakınız. Hemen yanına ikinci bir sık iğnemi ilave ediyorum. 5 tane atladım. 6.ya bir sık iğne ve hemen yanındaki 7. zincirimin üzerine bir tane daha sık iğnemi ördüm. Şimdi tığımın başına tekrar doluyorum ve yine saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 5 tane atlıyorum. 6.ya gelerek batıyorum ve trabzanlarımı uzatarak kirpik yapacağım için uzun uzun alarak örüyorum. 1 Aynı yere uzatıyorum. 2 Aynı yere uzatıyorum. 3 4 Doluyorum. 5 6 7 8 9 10 11 11 tane trabzanımı ördüm 11. trabzanımın ucuna hemen bir tane zincirimi çektim ve şöyle yine bakmak istiyorum. Bakınız. Kirpiklerimizin arasında her birinin ikişer sık iğnemiz var. 11 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi tığımı tekrar ilmeğime geçiriyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum ve yedinci zincirimin de içerisine girerek bir tane daha sık iğnim örüyorum ve modelimi bu iki tane kirpiğin üzerine ve kenarlarındaki iki ortasında iki diğer kenarda iki sık iğne olmak üzere bu ıı, düzen üzere çalışmak istiyorum. Tıpkı diğer modelimizde de aynı işlemimizi yapmıştık. Eğer ben devam edecek olsam iki tane sık iğnemden sonra tekrar 5 tane atlayıp altıncısına burada oluşturduğumuz kirpiklerin aynısını oluşturacağım. Ve yine tekrar ederek 5 tane zincir atlayıp iki tane sık iğnem örerek dilediğim kadar büyütebileceğim. Şimdi iki tane sık iğnemi ördükten sonra şurada kalan zincirlerimi hemen ben ee, Kesip ya da söküp yok edeceğim ve üzerine modeli o şekilde devam edelim buradaki görüntü olup kafamız karışmasın. Evet zincirimi kapadım tam modelimin en son iki trabzanlı iki sık iğneli kısmında kaldım. Bir tane zincirimi çekiyorum bitiş yönünde örgümün arka yönünü çeviriyorum ve hemen iki tane sık iğnem hiç kaybetmiyorum. Birinci sık iğnemin üzerine batıyorum ve ikinci sık iğnemin üzerine batıyorum iki tane sık iğnelerimi aynen muhafaza ediyorum ortadaki sondaki ya da büyük her ne öreceksek bütün sık iğnelerim iki sık iğne olarak devam edecek şimdi uzun uzun aldığım trabzandan oluşan kirpiklerimizi şu şekilde her bir kirpiği yandan girerek sık iğne olarak örüyorum yandan alıyorum sık iğnemi örüyorum yandan ve bir tane sık iğne her bir kirpiğimizin arasına giriyorum. Yandan alıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Yandan giriyorum bakınız. Her birini tam 11 tane kirpiğimiz var. 11 kirpiğimizin hepsini birer birer örüyorum. modelimiz çok güzel ve de çok çok kolay şıklığı kolay modellerde de yakalayabiliriz Evet 11 tane e, trabzanımın üzerine sık iğnelerimi yandan girerek ördüm şöyle bakalım bakınız şöyle bir basamak görüntüsü oldu ön tarafta da daha düşük arkamızda yaptığımız daha yüksek şöyle görecek olursak bakınız iki tane üst üste bir görüntümüz ortaya çıktı arkadan yandan girerek hepsini aldım ve şimdi 11 tane yandan ördükten sonra tekrar aradaki iki tane sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum birinci sık iğnemi örüyorum şöyle bakınız ipimizi rahatlatalım aradaki birinci sık iğnem ve ikinci sık iğnemin de üzerine batıyorum modelimi örüyorum. Sık iğnelerimizi kaybetmiyoruz. Şimdi 11 tane uzun kirpik trabzanlarımızın hepsinin yandan girerek şu şekilde sık iğnelerini örüyoruz. Yandan alıyorum. Her birini bir defa örüyorum. Bakınız. Sırası ile devam ediyorum. yandan giriyorum örüyorum çok sıkıştırmayın biraz rahat örün ki kirpiklerimiz daha güzel olsun dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz modelimizi ipimize uygun da tığlarımızı kullanalım bakınız şöyle görünce basamak basamak çok hoş bir görüntü oluştu ve devam ediyorum birer birer hepsini aldım 11 tane kirpiğimin üzerinden 11 sık iğneyi arkadan yandan şu şekilde geçerek ördüm ve şöyle görmekteyim bakınız son iki tane sık iğnemi yine örüyorum sık iğnelerimi kesinlikle kaybetmiyorum hep sayılı zaten bakınız sayılı olduğu için işimiz çok daha kolay hiç arada kaybolan herhangi bir şey olmayacak. Bir tane zincirimi çekiyorum bitiş yönünde. Örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Ve sık iğnemi hemen dibine batıyorum. Birinci sık iğne. Ve ikinci sık iğnemi de yine ikinci sık iğne üzerine batıyorum. Ve bu şekilde bakınız sıralarımızı tamamladık. Şimdi burada görmüş olduğumuz kirpiklerin üzerinden yaptığımız sık iğnelerimin hepsinin üzerinden tam 11 tane batıyorum aradaki iki sık iğnemi ve diğer 11 ve sondaki iki sık iğnemi de örerek bu sıramızı da tamamlayacağız Evet sık iğnelerimizin olduğu yere hemen başlayalım. Arkadaki görmüş olduğumuz şu daha yüksekte duran yerden örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerimi birer birer örüyorum. Bakınız her birinin üzerine bir tane batıyorum ve ilerliyorum. hiç atlamadığımız zaman bakın gayet güzel hiç karışıklık olmayacaktır. Birer birer örüyorum sık iğnelerimizi ve sık iğnelerimin aradaki bölüme geldim yine örüyorum ve tekrar diğer kirpiğimin üzerinden birer birer örmeye başlıyorum. Bakınız ön yüzdeyiz. Her bir sık iğnemin üzerinden yine belirli artma eksilme yok. Yani eğer ola ki herhangi bir yerde bir tane eksik, bir tane fazla Yaptıysanız bütün modelimizi kesinlikle sökmeyin. Ee, hemen bir eğer fazlaysa bir ileriye geçerek modelimizi sökmeden de düzeltebilirsiniz. Evet, yani çözüm e, odaklı olalım. Modellerimizi, örgülerimizi yaparken hemen sökmek ilk başvuracağımız şey olmasın. tabi telafisi mümkün olmayan şeylerde illaki sökmemiz gerekmekte ama telafi edebileceğimiz şeylerde gerek yok. Evet bakınız arkadan birer birer sık iğnemin üzerinden geçtim. Aradaki iki sık iğnemi ördüm ve 11 sık iğnemi ördüm. En sondaki iki sık iğnemi de örerek tamamladım. Şimdi en sonu tamamladıktan sonra bu yönde bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve batıyorum. Bakınız birinci sık iğnemin üzerine batıyorum ve bir. İkinci sık iğnemin üzerine batıyorum ve bu sırada da Aynı şekilde birer birer örüyorum. Başlamış olduğum sık iğneleri arkadan birer birer örerek sona doğru ilerledim. Bakınız bir sıra daha sık iğnemizi aynı sizlerle başladığım sık iğneyi devam ettirerek geldim ve sona doğru birlikte geliyoruz. Son iki tane sık iğnemi de örüyorum. En son yere batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü tekrar çeviriyorum bakınız şu şekilde çok güzel bir görüntü oldu şöyle bakacak olursak üzerinde sık iğnelerimiz ve altta çok güzel kirpiğimiz şimdi yeniden iki tane kirpiğimi ya yani iki tane sık iğnemi hemen örüyorum bir sayıyorum burada iki İki tane sık iğnemi ördükten sonra e, modelimizde dikkat ederseniz 5 tane atlamıştık. Altıncıya trabzanlarımızı uzun uzun almıştık. Şimdi aynı işlemi burada da tekrar edeceğiz. Yani toplu olarak saydığımız zaman 5 tane e, sık iğne artı iki tane de burada ördüm. Toplamda 7 tane sık iğne örüp ortadaki altıncı e, kirpiğimizden bir tane yukarıya doğru şu şekilde katlayacağız. Şöyle. Yani buradaki modelimizdeki 7 sayısının açılımı 2 tane kenar trabzan 5 tane atladığımız sık iğnemizi yani 2 kenar sık iğne 5 tane atladığımız sık iğne toplamda 7 tane sık iğnemizi örüyoruz. 2'yi ördüm sayıyoruz 3, 4, 5, 6, ve 7 neden 7 atladık diye aklınıza gelmesin diye e, izah etmek istedim. 7 tane sık iğnemi ördükten sonra aşağıya geliyorum şimdi. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakınız tam 6 eee tırabzanımın 5 tane Sol tarafta 5 tane sağ tarafta kalacak. Şu, şu şekilde 6.ye giriyorum. Bakın burası en önemli yeri. Şu şekilde alttan girdim. 6. trabzanıma 5 sağda 5 solda. Alttan girdikten sonra başını doluyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum burada. Bakın en önemli büf noktası burası. Burada kirpiğimizi şöyle bakın yukarıya doğru kaldırdık. 7 tane ördüm aşağıdaki kirpiğimin 11 tane olan kirpik sayısının 5'ini sağ tarafa, 5'ini sol tarafa ayırdım. 10 ortadaki tam 6. kirpiğimi alarak yukarıya bağladım. Bağlama işlemini tamamladıktan sonra arkasından bir tane sık iğnemi atlıyorum. Bakınız hemen yanındaki sık iğneyi atlıyorum. Hemen bakınız ördüğümüz yerin yanı. Bir sonrasına gelerek batıyorum ve sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. 1 Ve sayıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet sevgili arkadaşlar bakınız burada da her iki kirpiğimin arasında ise 12 tane sık iğne ördüm. Bunun sebebi 5 tane Diğer modelimdeki kirpiğimden olan kısmın yeri 5 tane. Buradaki sol tarafta kalan kirpiğim toplamda 10 ve ortadaki iki sık iğnemi de ördüm. Buradaki tam 6. kirpiğime ulaşabilmek için aralarda modelimizin mutlaka 12 tane sık iğnemizi örmemiz gerekmekte. Her iki kenarda başlangıç ve bitişte 7 tane, aralarda ise 12. Tekrar e, hatırlatmak istiyorum. 5 tane bu tarafın kirpiği. Ortada 2, 7, 5 tane de diğer tarafın kirpiği toplamda 12 tane sık iğnem ördükten sonra tığımı takıyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradaki gördüğüm tam ortadaki kirpiğimi şu şekilde aşağıdan girerek alıyorum ve burada şöyle bir sık iğnemi örüyorum ve buraya yukarıya doğru bağlıyorum ve hemen ardına bakıyorum bir tane atlayıp yanındakine batıyorum Bakınız modelimizin sadece tek püf noktası orası. Bu da sayılarımızın eşit dağılımını istediğimiz için. Ve sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz ve modelimizi bakınız bu şekilde çok güzel bir şekilde kuruyoruz gayet de kolay sadece sık iğne ve iri iri kirpik şeklinde öreceğimiz trabzanlardan oluşur sıra başına kadar örelim sıra başına geldikten sonra arkadan bir sıra daha sık iğnemi öreceğim ve sonra yine kirpiğimizi örmeye başlayacağız bir tane zincirimi çekiyorum Örgümün ardını çeviriyorum. İlk sık iğnemin olduğu yere batıyorum ve yanındaki sık iğne ve bütün sık iğnelerimizi birer birer başlangıç noktamıza kadar örüyoruz. Sık iğnelerimizi bakınız örerek ilerleyelim. Bütün sık iğnelerimi örüyorum. bu sırayı da tamamladıktan sonra tekrar kirpiklerimizi yeniden kuruyoruz kapadıktan sonra ardından bir sıra hemen örüyoruz bakınız bu sıra kirpiğimizi şöyle kaldırıp kapadıktan sonra arkadaki sıramızı tamamlayıp hemen yine uzun uzun trabzanlarımızı kurmaya başlıyoruz ve bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz Evet, başa kadar örelim. Evet, bir tane zincirimi arka yönde çektim. Hemen sık iğnemin üzerine batıyorum ve yine sayıyorum. 1. Alışınca e, saymaya gerek olmayacak. Bakınız hemen göz kararıyla bile yapabilirsiniz. 2 tane kenar sık iğnemi tıpkı modelimi ilk sırada kurduğum gibi kurmaya başlıyorum. İki sık iğne ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuraya bakınız bu dilimizi de uzatmıştık. 6. sık iğnemin içerisine bir defa başını doluyorum ve 11 tane kirpiğimin ilkini örüyorum. 1 uzatıyorum. 2 uzatıyorum. 3 4 bir tane kirpiğimi ördüm. Şöyle de düzeltelim çok hoş durmakta bir tane zincirimi çekiyorum ve yine alttan saymaya başlıyorum ilk sık iğneden itibaren 1 2 3 4 5 6. gelerek batıyorum bakın aynen modelimi kuruyorum hemen yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum birbirlerinin üzerine bakınız şu şekilde devam edecek yine sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 6. sık iğnemin üzerine geliyorum. Kirpiklerimi uzun uzun almaya başlıyorum. 1 Aynı yere giriyorum. 2 3 Çok da zevkli aslında. 4 Büyük numaralı tığlarla ve kalın iplerle çok güzel şeyler yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane kirpiğimi ördüm. Hemen 11. kirpiğimi bir tane zincirle kapatıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi hemen örüyorum. 6 7. Sık iğnemi en son şöyle güzel batmak istiyorum. Evet, bir tane zincirimi çekerek arkayı çeviriyorum. Hemen İlk sık iğnemin üzerine batıyorum ve ikinci sık iğnemin üzerine battıktan sonra örgümün arka yönünde bakınız, yandan yandan hemen girerek her bir trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımız uzun ama ikili trabzanımızı bu şekilde birer birer örüyorum. Yandan giriyoruz, bakınız. Hepsini yandan birer birer ördükten sonra şöyle görüyoruz bakınız ön yönden. Gayet güzel. Aradaki iki tane sık iğnemi yine örüyorum. 1 ve 2. Ve tekrar diğer trabzanlarımı da aynı şekilde birer birer yandan girerek sık iğne olarak örüyorum. Hepsine birer defa giriyorum. ve en son iki sık iğne ile modelimi tamamlıyorum şöyle sonuna kadar birlikte gelelim ve bu işlemimizi yaptıktan sonra arkasından sık iğnelerimizi örüp tepeden birleştirme işlemini de yapalım bu modelimiz dilediğimiz ölçü gelene kadar örerek tamamlayalım ve batıyorum en son sık iğnemi bir zincirle dönüyorum tekrar Evet, modelimizi bakınız bu şekilde kuruyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.